Birçok şey söylendi zaten. Evet, aşk bir aslında tek bir duygu değil. Birçok duygunun bir arada olması. Aynı zamanda bir dürtü. Aşk yani dürtüsel bir şey ve tabii biz bugün biraz romantik aşktan bahsediyoruz. Hani hep şunu da düşünüyoruz. Yani insan neden aşık oldu? Neden bu kişiye aşık oldu? Öbürüne olmadı. Hani tabii birçok ardında yatan sebep var. Anne babamızla olan ilişkimiz, işte bağlanma modelimiz, içsel çalışma modellerimiz, yani diğer insanları nasıl algıladığımız, kendimizi nasıl algıladığımız, işte zorlanmayla nasıl baş ettiğimiz, yani aşk eğer tehlikeli bir durum olarak algılıyorsak daha üstüne giden, karşı tarafın üstüne giden bir kişi mi oluyoruz yahut karşı tarafı daha tehlikeli görüyorsak, daha temkinli gidiyorsak daha geri çekilen, daha bunu içinde yaşayan bir aşık mı oluyoruz? Yahut ya da bu işlerden tamamen mi uzak duruyoruz? Bunların hepsi tabii bizim algılarımızla ve yaşantılarımızla son derece ilişkili. Ama bir oda dolusu mesela sizin beğenilerinizle aynı olan kişi var. Neden içlerinden bir tanesine o anda aşık oluyorsunuz? Hani neden ben bu kişiye aşık olmuyorum? Ya da neden hep belki aynı tip olmayabilir? Neden bu insana aşık oluyorum? Bunun cevabına bakarsak eğer çok güzel bu konuda bir hikaye var. Antropolojist Helen Fisher vardır. Çok fazla aşk üzerine araştırma yapan Helen Fisher'ın anlattığı bir hikayeyi ben çok seviyorum. Diyor ki bir tane doktora öğrencisi var, nörobilim çalışan. Nörobilim çalışan kişiler tabii yani tabii beyin hakkında daha fazla bilgi sahibiler. Çok aşık bir yine nörobilimciye aşık bir kadına. Fakat kadın onu beğenmiyor. Beğenmeyince şunu biliyor, yani eğer dopamin seviyesini yükseltirsem bana aşık olma olasılığı daha yükselebilir. Hile. Bunlar Çin'e bir konferansa gidiyorlar ve Beijing'de bu tuk tuk denilen arabalar vardır. Alıyor kızı, ona bindiriyor. Diyor ki yani eğer, çünkü yeni bir şeyle karşılaştığınızda, heyecan verici bir olayla karşılaştığınızda sizin dopamin düzeyiniz yükseliyor. Diyor ki eğer biraz heyecanlandırırsam, yeni bir deneyim yaşatırsam belki bana aşık olabilir. Neyse biniyorlar işte bu tuk tuka, geziyorlar, sesler, gürültüler çok heyecanlı, işte köşeler, virajlar falan. İşte kız hop oturuyor, hop kalkıyor, sarılıyor falan işte oğlanı, akademisyen oğlanı falan. En sonunda iniyorlar. Diyor ki kız harika bir seyahatti, çok güzeldi, çok mutlu oldum. Ve diyor tuktuğu kullanan şoför ne kadar yakışıklıydı değil mi diyor. Hani bazen yani o anda sadece belki de ona karşı, yani yanındaki kişiye duyması gerekirken karşıdakine. Bazen hiçbir sebebi yok gerçekten de. Hani neden aşık oluyoruz? Bazen hiçbir sebebi olmuyor. Tesadüfen o anda o heyecan verici durum diğer kişiye aşık olmasına sebep olmuş oluyor. Onun için aşk biraz müpen bir konu. Yani neden oluyoruz, nasıl oluyoruz? Tabii yani işin biyolojik kısmı son derece somutlaştırıyor. Evet, gözümüz kör olabiliyor bazen. Hayatımızın merkezinde bu oluyor. Özellikle tutkulu aşkı araştıran yani çalışmalarda genelde şu sorulur. Günün yüzde kaçını sevdiğin kişiyi düşünerek geçiriyorsun? Bu oran çok yüksek çıkıyor. Yani günümüzün büyük bir bölümünü karşı tarafı düşünerek geçirdiğimiz ya da onun hep iyi yönlerini gördüğümüz, yani onun bizde hayır etkisi yarattığı, işte olumsuz yönlerindense olumlu yönlerini gördüğümüz, hep ona kavuşmayı, hep onunla beraber olmayı hayal ettiğimiz güzel anıların olduğu ve tabii ki de bugün konuşacağımız kısmı aşk bitiyor. Çünkü hep böyle yaşayamayız. Yani hep bu şekilde yaşamak mümkün değil. Ve aşkın bir süresi var. İşte eğer bu sağlıklı bir hale dönüşürse bir ilişkiye dönüşüyor. O zaman daha bağlanma vesaire falan bunlar çıkıyor ortaya. Ya da sağlıksızsa bazen bir tarafın işte hasarıyla, bir tarafın veya iki tarafın da yıkımıyla ortaya çıkıyor. İşte orada esas yani aşkı nasıl yaşıyoruz? Hani aşk yaşanıyor. Herkesin yani eğer şanslıysa hayatında en az bir kez yaşadığı bir duygu, ama biz onu nasıl karşılıyoruz? Biz bu durumu nasıl geçiriyoruz? Sonrasını veya evrimleşememişse, düzene girememişse, ilişkiye dönüşememişse nasıl karşılıyoruz? Birimizi nasıl karşılıyoruz? Aslında buradan sonra acısı, kıskançlığı, zorlanması, ihtirası oradan sonra başlıyor. Şimdi Zümrüt Hanım, hep böyle yaşayamayız dediniz. Yani hep işte o aşkı delicesine tutkulu şekilde yaşayamayız dediniz. Tamam, güzel, ama işte biliyoruz ki boşanmaların veya işte ayrılıkların sebebi de, bir numaralı sebebi de işte sana olan aşkım bitti gibi ifadeler. Yani kişi artık o aşk elinde olmadığı için vazgeçiyor, bir başkasına yöneliyor. Yani yeni bir aşkın peşinde koşuyor. Neden hep böyle yaşayamıyorken
Yeniden onun peşinde koşuyoruz. İşte bir süre sonra artık acılı kısmı başlıyor. Çünkü bu dürtü, bu şey hiçbir zaman o arzu hali, yani hiçbir zaman tamamlanamamışlık hali bir süre sonra ilişkinin kendisine yansıyor. Ya ondan kaçıp oradan sonra işte baş etme yöntemi çıkıyor. Artık bu tehlikeli, bu zorlayıcı durumla kişi nasıl baş ediyor? Bazıları işte o durumu artık değersizleştiriyor. Kendini geri çekiyor. Bazıları fazlasıyla üstüne gidiyor. Bazıları da ömür boyu platonik olarak aynı aşkı yaşayabiliyor. Başkası o kişiyi değersizleştiriyor. Çünkü o arzu ve tamamlanma hali hiçbir zaman olmuyor. Başka bir aşka geçiyor. Başkası için de hiç bu işlere girmiyor. Tamamıyla küsüyor. Yani orada her zaman dikkat ediyorsanız aşk evet genel bir duygu. Genelde ortak bir tepki veriliyor ama aşkın nasıl yaşandığı, aşkın o işte belli bir süreden sonra nasıl evrimleştiği veya evrimleşemediği, nasıl karşılandığı veya karşılanamadığı kişinin o durumu algılamasıyla ve o durumla beraber olabilmesiyle ilişkili ya da kendi işte bağlanma modeliyle veya ilişki biçimlendirme modeliyle son derece ilişkili. Sultan Hocam.